1 Aralık 2021, günlerden Çarşamba. Ben Aybek. Genç Tatar Haber Saati ile sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne kırma dair haberleri sizlere aktaracağız. İlk haberimiz: Ankara'da Ukrayna Büyükelçiliğinde Holodomor kurbanlarını anma günü etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Ukrayna bayrağı yarıya indirilerek Holodomor soykırımında hayatını kaybedenlerin arasında mumlar yakıldı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde her yıl Kasım ayının son cumartesi günü kaydedilen Holodomor kurbanlarını anma günü çerçevesinde anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Büyükelçi Vasıf Botnar, Büyükelçinin eşi ve Ukrayna Büyükelçiliği görevlileriyle birlikte Ankara'daki Ukrayna diasporasının temsilcileri, Kırım Derneği Başkanı Mükremin Şahin, Tuzlan Tir İnternet Sitesi Koordinatörü Oya Deniz Çongar Şahin, Kırım Derneği Genel Merkez Üyesi, Türkiye-Ukrayna Dostluk Derneği Başkanı Ali Olgun Boydak, Kırım Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Mine Umrak, Kırım Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Sinan Gündemir ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Türkiye Gençlik Koordinatörü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fethi Kurti Şahin katıldı. Büyükelçilikte Ukrayna bayrağı yarıya indirilirken elçilik kapısında Holodomor ile ilgili bilgiler içeren afişler asıldı. Büyükelçi Bodnar anma etkinliğinde yaptığı konuşmada şu ifadelerde bulundu: Ukrayna için çok zor bir anda bir araya geldik. Ama gördüğünüz üzere gökyüzü de merhametini gösterdi ve burada bir arada olmamızı sağladı ki yağmur da durdu. Bugün 88 yıl önceki Holodomor kurbanlarını saygıyla yad ediyoruz. Bu fiziki olarak Ukrayna halkını yok etmek için yapılan bir soykırımdı. Ama bu kader sadece Ukrayna halkının yaşamış olduğu bir kader olmadı. Aynı zamanda diğer halkların da kaderi oldu. Sadece 1932-33 yılları arasında değil, aynı zamanda 1921-23 yılları arasında yaşanan kıtlığı da hatırlıyoruz. O kıtlık esnasında birçok Kırım Tatarı Kırım'da hayatını yitirdi. Aynı zamanda savaştan 2. Dünya Savaşı sonrasındaki kıtlığı da hatırlıyoruz. O zamanlar da kıtlı yılları bilerek bilinçli olarak Ukrayna'dan buğday götürülüyordu ki insanların yiyecek bir şey kalmasın diye ve bunun kaynağı hala Moskova'da iktidarda oturan bir rejimdi. İnsan hayatını hiçe sayan bir rejim. Her zaman başka bir ülkenin topraklarına, başka insanların hayatlarına el koymaya ve onları geçirmeye çalışan bir rejimdir. Aynı zamanda hem tarihte hem de günümüzde yok etme politikasına devam eden bir rejimdir. O kurbanları saygıyla yad etmek bizim ortak görevimizdir ve aynı zamanda şunu hatırlamalıyız ki tüm cezai faaliyetler, suç faaliyetleri cezalandırılmalı. Yoksa onlar tekrarlanacaktır. Rusya, Gürcistan'a başlatmış olduğu saldırganlıktan dolayı herhangi bir ceza almadı ve bu saldırganlık Ukrayna'ya karşı da tekrarlandı. Komünizm rejiminin 1920'li yıllarda Kırım Tatarlarına karşı işlemiş oldukları suçlar yine de ilgili cezayı bulmadı. Söz konusu suçlar yeniden Ukrayna halkına karşı 30'lu yıllarda uygulandı. Bizim ortak görevimiz tüm bu kurbanları hatırlayarak dünyaya gerçeği anlatmaktır. Bu vesileyle bugün sosyal medyada Twitter hesabından ilgili paylaşım yaparak Holodomor kurbanlarını yad eden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na buradan teşekkür etmek istiyorum. Eminim ki gerçek bilgilerin yayılması konusunda yürütmüş olduğumuz ortak çalışmaların bir ortak sonucudur bu. Bugünkü anma etkinliğimize katıldığınız için de teşekkür ediyorum ayrıca. Holodomor kurbanları nur içinde yatsın. Hepimiz de karşılaştığımız tüm sıkıntıları gidermek ve çözmek için güç ve esenlikler dilemek istiyorum. Büyükelçi konuşmasının Türkçe "çok teşekkür ediyorum" sözüyle bitirdi. Daha sonra Holodomor kurbanlarının anısında mumlar yakılarak hatıraları yad edildi. İdaresi dayanıksız suçlamalarla Kırım Tatarlarına yönelik yıldırma amaçlı alıkoyma ve keyfi tatbikatlara devam ediyor. Kırım Dayanışması Koordinatörü Dilgaver Mehmetov'un işgalci mahkeme kararıyla 12 gün boyunca alıkonulacağı aktarıldı. Kırım Dayanışması Sivil Toplum İnisiyatifi Koordinatörü Dilgaver Mehmetov'un 26 Kasım'da gözaltına alınmasının akabinde Kırım'ın sözde mahkemesi kararıyla 12 günlük idare tutuklama cezası verildiği bildirildi. Avukat Rüstem Kamilev, Mehmetov'un idari davasının sadece 15 dakika boyunca değerlendirildiğini söyledi. Dava sırasında sözde hakimin müzakere odasına bile çıkmadığını kaydetti. Avukat Rüstem Kamilev, 12 gün idari tutuklama cezası verildi. Böylece bu duruşma sona erdi. Dilaver zaten alındı, ona eşyalarını teslim ettik.
Akrabalarımızla iletişime geçebilmesi için kendisine sıradan tuşlu bir telefon verdik dedi. Dilaver Mehmetov 27 Kasım saat 10'da idari davanın görüşülmesi için Merkez Bölge Mahkemesi'ne götürüldü. Kırım Dayanışması Koordinatörü Mehmetov, Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nun 20. maddesinin 1. bölümü, toplantı düzenlemek veya düzenlemek için belirlenmiş prosedürün halka açık bir etkinliğin organizatörü tarafından ihlali ile suçlandı. Dilaver Mehmetov, işgalcilerin Canköy Sözde geçici gözaltı merkezinde alıkonulacak. Zelenski'ye darbe girişimi. 26 Kasım Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, 8 kişiden oluşan Ukrayna basın mensuplarına masa etrafında açıklamalarda bulunuyor. Açıklamasında 1 Aralık ya da 2 Aralık tarihinde Kazan Tatarı eski Ukrayna milletvekili ve Ukrayna'nın en zengin iş adamı Rayn Ahmetov'un Rusya devleti temsilcilerinin de içinde olduğu darbe girişiminde bulunacağını söylüyor. Ukrayna Gizli Servisi'nin bu konudaki raporlarında başka ses kayıtlarının olduğunu belirtiyor. Rus Gizli Servisi, Zelenski ve önceki Ukrayna Devleti Başkanı Petro Poroshenko'ya suikast düzenlemek ya da darbe girişiminde bulunma konusunda planlar yaptığını bilinen bir gerçek. Putin'in KGB'den gelen alışkanlıkları devam ettirerek Rus muhalifleri topyekun yok etmek için iktidara geldiği son 21 yılda suikastler, cinayetler ve zehirlemeler yaptığı biliniyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın iddialarının amacı. Zelenski'nin bu iddiaların 3 amacı olabilir. İlk olarak Kremlin'e Kıyım'da dizginlerin Zelenski'nin elinde olduğunu ve Yanukovych gibi ülkesinden gitmeyeceği mesajını veriyor. İkincisi, Kızıl Ordu'nun Ukrayna'ya 3 koldan saldıracağı iddialarının dile getirildiği son günlerde Ukrayna kamuoyunun liderinin etrafına toplamaya ve olası saldırı durumunda tüm Ukrayna halkının arasında olmasını istiyor. Üçüncüsü, Zelenski'nin seçim vaatlerinden biri olan Ukrayna'nın oligarklara ve yolsuzluğa karşı mücadele ettiğini sinyalini vermek istiyor. Ukrayna'nın en zengin 3 iş adamının toplamından daha fazla serveti yani 7 milyar dolara sahip olan Ahmetov'u hedefe koyarak sadece Ruslara değil oligarklara da savaş açabileceğini göstermek istiyor. Birçok alanda şirketi olan ve eskiden Ukrayna milletvekili olan Ahmetov, politikacı ve bürokratları etkileyecek gücü elinde bulunduruyor. Ukrayna'daki enerji şirketlerine 825 milyon dolar borcu bulunan ve Ahmetov'un sahibi olduğu şirketine ise 115 milyon dolar ödemesi bulunan Ukrayna hükümetinin diğer tüm şirketlere ödeme yapıp Ahmet'in sahip olduğu şirketine ödeme yapmaması ve Ahmetov'u darbeyle ilişkilendirmesi bu bağlamda analiz edilmelidir. Ahmetov'un sahip olduğu televizyon kanallarında Başkan Zelenski'yi eleştirmesi, Ukrayna'nın en zengin iş adamı ile Ukrayna lideri arasındaki güç müdahalesinin yansıması, 5 Kasım'da Zelenski, Ahmetov'un televizyon kanalları ve diğer haber kanallarını elden çıkarmaya zorlayacak kanun tasarısını imzaladı. 2024'te yapılacak Ukrayna Devlet Başkanı seçimlerine yönelik politik ve ekonomik hamlelerden biri olarak yorumlanabilir. Deoligarizasyon olarak adlandırılan politikayı hayata geçiren Zelenski, Ahmetov'u devre dışı bırakarak hem bu politikasının başarılı olduğunu göstermek hem de 2024 seçimlerinde elini rahatlatmak istiyor. Covid-19 sürecinde ekonomik olarak zorlanan Ukrayna halkı ve kamuoyu tarafından Ukrayna oligarkları hiç sevilmiyor. 56 yaşındaki Ahmetov'un metal, madencilik, enerji, bankacılık, telekomünikasyon, emlak ve medya alanında şirketlerinin bulunması, Ukrayna parlamentosu ve Kovarada tarafından yapılacak yasal düzenlemelerin oligarkın çıkarlarına zarar vermesi olası gözüküyor. Ülkedeki en büyük işveren olan ve 200 bin kişinin patronu olan Ahmetov gibi oligarkların 1991'den beri yolsuzluk ve rüşvete karşı çıkarak gösteriler yapan Ukrayna halkına rağmen hala ayakta olduklarını unutmamak gerekiyor. Birçok alanda şirketi olan ve eskiden Ukrayna milletvekili olan Ahmetov, politikacı ve bürokratları etkileyecek gücü elinde bulunduruyor. Zelenski'nin gücü ise Ukrayna parlamentosunda çoğunluğa sahip olması ve diğer partilere ihtiyacı olmaması. Anti-oligark kanun tasarısında oligark tanımı yapılıp, kriterler belirlendikten sonra Zelenski'nin başkanlık yaptığı Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu'nun kimlerin bu kriterlere uyduğunu belirleme yetkisi verildi. Oligark listesinden çıkmak için Ukraynalı zenginlerin politik yaşamdan çekilmesi ya da elindeki medya kuruluşlarını kendisiyle bağlı olmadan üçüncü taraflara satması gerekiyor. Zelenski'nin stratejisi. Zelenski'nin darbe iddiası politik olarak elini güçlendiren ve bir taşla üç kuş vurmayı amaçlayan bir strateji. Rusya'yı hem kendi hem dünya kamuoyuna saldırgan olarak gösteriyor. İkincisi, oligarklara ve en zengin oligark Ahmetov'la savaşıyor. Üçüncüsü, Ukrayna kamuoyunu hem Ruslara hem oligarklara karşı arkasında durup desteklemesini sağlıyor.
kamuoyu yoklamalarında düşük not alan Zelenski bu sayede popülaritesini yükselmeye çalışıyor. Tabii bu adımlarının geri tepmesi de mümkün. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in oğlunun Hunter Biden'in Ukrayna ve Kazak oligarklarla iş ilişkisi belirleniyor. Oligarklara karşı savaş açan Zelenski'nin Beyaz Saray ve Amerikan Senatosu'nda düşmanlar kazanma olasılığı bulunuyor. İkinci olarak Zelenski ile iş ilişkisi bulunan Igor Kolomski'nin kaba ve küfürbaz yeri yanında kendi bankası Privatbank'tan 4,5 milyar doların muhasebe defterlerinde yok olmasının ardından Ukrayna devletine geçmesi ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yolsuzluklarından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinin yasaklanması olayın bir başka boyutu. Zelenski'nin başkanlık seçim kampanyasına Kolomski'nin güvenlik ve lojistik desteği sağlaması ve medya kuruluşlarını kullandırması yanında Kolomski'nin 10 milyar dolar harcayarak Dnipro taburu kurarak Doğu Ukrayna savunmasında katkıda bulunması kayda değer. Kolomski'nin Zelenski gibi Yahudi kökenli olması bir başka konu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'nın alıkoyduğu Kırım Tatar siyasi tutsaklarının listesini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı'na 30 soru başlıklı basın maratonunda 26 Kasım 2021 tarihinde Kremlin'in alıkoyduğu siyasi tutsakların listesini Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini belirtti. Zelenski, Türk mevkidaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi tutsakların yer alan listeyi Rus tarafına devrettiğini söyleyerek Erdoğan'ın özellikle Kırım Tatar siyasi tutsakları olduğunu ifade etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı, Kırım Tatar siyasi tutsakları ile ilgili Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim. Erdoğan, Kırım Tatarların listesini ayrıca istedi. Erdoğan için bu şahsi mesele dedi. Ukraynalı savaş esirlerinin ve siyasi tutsaklarının doğrulanmış listesini de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'e teslim edildiğini söylediniz ki eminim Rusya Federasyonu Başkanı Biden ve Erdoğan'ı dinliyordur. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu Başkanları arasında görüşme bekliyoruz. Tarafımızdan liste gönderildi. Bu konunun gündeme gelmesini bekliyoruz diye kaydetti. Kırgızistan'da parlamento seçimleri başladı. Kırgızistan'da seçmenler bugün yeni milletvekillerini seçmek için bugün yerel saat ile saat 8 itibarıyla sandık başına gitti. 21 siyasi parti ve 287 bağımsız adayının katılacağı seçimlerde 3.703.420 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Ülke dışında yaşayan Kırgızistan vatandaşlarının aynı gün oy kullanması için 29 ülkede 59 sandık kuruldu. Konsolosluklara kayıtlı ve biyometrik verileri elde edilen vatandaşların Türkiye'nin Ankara, İstanbul ve Antalya illerinde oy kullanabilecekleri duyuruldu. Kırgızistan milletvekili seçimlerinde 287 bağımsız ve 1015 siyasi partide milletvekili adayları yarışıyor. Uzman Klimenko, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına sevk ettiği askeri birlikleri yorumladı. Uzman Andriy Klimenko, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına gönderdiği askeri birlikleri ve izlediği saldırgan politikayı yorumlayarak Kremlin'i müzakere pozisyonu oluşturmak amacıyla kasten bu şekilde hareket ettiğini söyledi. Stratejik Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Andriy Klimenko, Rusya'nın Ukrayna sınırlarında durumu kritik noktaya getirerek daha sonra müzakere pozisyonu oluşturduğunu açıkladı. Uzman Klimenko, bu yılın ilkbaharında sınırlarda Rus askeri hareketliliğiyle başlayan tırmanışın ilk alevlenmesinden sonra aynı yılda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir gelişme gerçekleştirdiğini hatırlattı. Klimenko, Rusya birkaç hedef olduğu için agresif davranıyor. Andriy Klimenko, orada anlaştıklarının ne olduğunu bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki tırmanışının zirvesinde iki Amerikan savaş gemisi Karadeniz'e gitti ve beklenmedik bir şekilde geri döndü. Görünüşe göre bu Putin-Biden görüşmesi için bir şarttı. Daha sonra neredeyse tüm Amerika Birleşik Devletleri ordusu, Genelkurmay Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı hem Ukrayna'da hem de Rusya'da ilgili kişilere temasa geçti dedi. Aynı zamanda Klimenko, Almanya ve Fransa'dan olası Rus saldırganına ilişkin sert açıklamalar geldiğini, 2021 baharında durumun böyle olmadığını hatırlattı. Klimenko, batılı ülkelerin eylemlerine atıfta bulunarak artık bir çevreleme operasyonu var diye kaydetti. Uzman Andriy Klimenko, Rusya Federasyonu'nun birkaç hedefi olduğu için agresif davrandığını kaydederek amaçlarını saydı. Bunların Kuzey Akım 2, Nord Stream, boru hattı gaz lansmanını, Kırım'ın işgaliyle ilgili söylemleri azaltmak, Rusya Federasyonu'na yeni yaptırımlar getirmemek, işgal altındaki Kırım'a su temini gibi başlıklar olduğunu söyledi. Siyasi tutsak Rüstem Murasov'un annesi vefat etti. İşgalcilerin
Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla kurguladığı sözde Hizbut Tahrir davası çerçevesinde alıkonulan Kırım Tatar siyasi Tuslak Rüstem Murasov'un annesi Gülnar Murasov hayatını kaybetti. Kırım Tatar siyasi Tuslak Rüstem Murasov'un 73 yaşındaki annesi 27 Kasım'da hastanede hayatını kaybetti. Kırım Dayanışması Sivil Teşkilatı siyasi Tuslak Rüstem Murasov'un annesinin vefat ettiğini duyurarak Rüstem Murasov şu an alıkonuluyor. Annesiyle vedalaşamayacak ve onun soy yolculuğuna uğrayamayacak. Artık bu hepimizin görevidir ifadelerinde bulundu. Siyasi Tuslak'ın annesi oğlu için endişe duyuyordu. Daha önce Kırım Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan avukat Emil Kurbedinov, siyasi Tuslak Rüstem Murasov'un annesinin oğlunun alıkonulmasını çok zor atlattığını bildirmişti. Avukat yaşananları, annesine Murasov'un alıkonulduğu şartları anlatmamaya çalışıyorum. Rüstem benden bunu istedi. Hasta olduğunu da anlatmadım çünkü o zavallı çok zor durumda. Devamlı ağlıyor. Rüstem onun tek oğlu diye aktarmıştı. 5 Kırım Tatarının evine baskın düzenlenmişti. 5 Kırım Tatarının işgalcilerin Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla kurguladığı sözde Hizbut Tahrir davası çerçevesinde alıkonulduğu belirtilmişti. Rusya tarafından işgal edilen Kırım'daki işgalci güçler 17 Ağustos 2021 tarihinde sabah erken saatlerde 5 Kırım Tatarının evine baskın düzenlendi. Aramalardan sonra evlerine baskın düzenlenen Kırım Tatarları Raif Fevziyev, Cebbar Bekirov, Zaur Abdullayev, Rüstem Tayirov, Rüstem Murasov alıkonuldu. Daha sonra işgalci mahkemece Kırım Tatarları hakkında tutuklama kararı alındı. NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının sözü Rusya'nın üzerinde. NATO üyesi ülkelerinin dışişleri bakanları, ittifakın gündemindeki konuları ele almak üzere Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya gelecek. Gerçekleşecek olan toplantıda gündem maddelerinin başında Rusya geliyor. NATO ülkesi ülkelerinin bakanları, ittifakın gündemindeki konuları ele almak üzere Letonya'nın başkenti Riga'da toplanacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yönetiminde 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2 günlük toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Toplantıya ittifak üyesi olmamasına rağmen Ukrayna ve Gürcistan'ın Dışişleri Bakanı da katılım sağlayacak. Toplantının gündemi Rusya'yı faaliyetleri mi? Davetli ülkeler de bakıldığında toplantının ana gündeminin Rusya'nın bölgedeki faaliyetleri olduğu tahmin ediliyor. Özellikle son dönemde Rus ordusunun Ukrayna sınırında asker ve askeri teçhizatlar yığması üzerine NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Rusya konusu NATO'nun gündeminden uzunca süredir düşmüyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg son haftalardaki açıklamalarında sık sık mevcut durumun Rusya'nın 2014'te işgal ettiği Kırım öncesi atmosferi andırdığını, Ukrayna sınırında yürütülen askeri faaliyetlerinin şeffaf olmadığı ve soru işaretlerine yol açtığı dile getirilmişti. Rusya'nın 2014'te Kırım işgalinin sonuçları olduğunu, Rusya'ya ağır şekilde yaptırımlar uygulandığını ise hatırlattı. Benzer bir durumun Donbas'ta tekrarlanmamasıyla bunun Moskova için maliyetleri ve sonuçları doğuracağına dikkat çekiliyor. NATO yetkilileri 2014'te gerçekleşen Kırım'ın ihlakı sonrasında ittifakın doğudaki hava, kara ve deniz üzerindeki denetim ve varlığını artırıldığını, Karadeniz ve Baltık Denizi'ndeki güçlerin kuvvetlendirildiğini vurguluyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de Rusya'nın bölgedeki yayılmacı politikası ve artan askeri faaliyetlerinin bölgede oluşturacağı istikrarsızlığın önüne geçilmesi adına her seçeneğin masada olduğu mesajını veriyor. Kırımoğlu, Rusya Kırım'da korku atmosferi yaratmak istiyor. Kırım Tatar halkının milli lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülmecit Kırımoğlu, Rusya'nın Kırım'da korku atmosferi yaratmaya çalıştığını ifade etti. İşgal altındaki Kırım'da artan baskıları değerlendiren Kırımoğlu, herkesi korkutarak kimsenin baskıya uğrayan soydaşlarına destek vermemesini sağlamak istiyorlar dedi. Kırım Tatar halkının milli lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rus işgali altındaki Kırım'da Kırım Tatarlarına yönelik giderek artan baskıları Kırım Haber Ajansı'na değerlendirdi. Rus yönetiminin yarımadada korku atmosferini yayarak herkesi susturmak, baskılara uğrayan Kırım Tatarlarına destek verilmemesini sağlamak istediğini belirten Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin büyük deneyime sahip olduğu için Kremlin'in Kırım Tatarlarını korkutma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanacağını vurguladı. Kremlin'in baskı politikasını değerlendiren Kırımoğlu şu ifadeleri kullandı. Bir gün Kazan'daki bir arkadaşımla konuştuğumda o bana ne kadar güzel sizin halkınız mahkemelere gidiyor, korkmuyor. Bizde ise arama yapıldığında komşular pencereye bakmaktan bile korkuyorlar dedi. Yürünüşe göre Ruslar şu an benzer bir korku atmosferini Kırım'da da yaratmak istiyorlar. Herkesi korkutmak
Hiç kimsenin baskıya uğrayan soydaşlarına destek sergilemesini istemiyorlar. Fakat Ruslar enerjilerini boşuna harcıyorlar. Kırım Tatar Milli Hareketi zengin deneyime sahip ve mücadelemiz devam edecektir. Rusya Federasyonu Sovyet Birliği zamanında bile uygulanmayan baskı yöntemleri kullandığı belirtilen Kırımoğlu uygun belgeleri göstermeden arama yapıyorlar. Maddi zarar veriyor ve insanların onurunu aşağılıyorlar dedi. Kırım'daki baskılar devam ediyor. Bilindiği gibi Rus işgali altında bulunan Kırım'da 12 günlük hapis cezasında sonra tahliye edilen avukat Erdem Semetlayev'i karşılamaya geldiği sırada işgalci güçlerce alıkonulan 30 Kırım Tatarına idari para ve hapis cezası verildi. Kadınlar para cezalarına çarptırılırken alıkonulan erkekler 10 ila 13 gün hapis cezalarına çarptırıldı. Evi işgalciler tarafından yıkılan Kırım Tatar Milli Hareketi aktivisti mücadelesini sürdürecek. Evi işgalci güçler tarafından yıkılan Kırım Tatar Milli Hareketi aktivisti Rüstem Ivesinov, ana vatanında yaşama hakkı için mücadele etmeye devam edecek. Kırım Haber Ajansı'nda konuşan Ruslan Lyumanov, Rüstem Aga halkları için hareket edecek dedi. Kırım'da işgalci güçler tarafından 24 Kasım 2021'de Kırım Tatar Milli Hareketi aktivisti Rüstem Ivesinov'un evi yıkıldı. Evi yıkıldığı gün fenalaşan Hüseyinov hastaneye yatırıldı. Kırım Haber Ajansı'nda konuşan Ruslan Lyumanov, Kırım Tatar Milli Hareket aktivistinin sağlık durumu ve bundan sonra atmayı planladığı adamlar hakkında bilgi verdi. Hüseyinov itiraz başvurusu yapılacak. Kırım Tatar Milli Hareket aktivisti Rüstem Hüseyinov, yakın arkadaşı Ruslan Lyumanov, Rüstem Hüseyinov ana vatanında yaşama hakkı için mücadele etmeye devam edecek. Bildiğim kadarıyla avukat Ayder Azamatov ve diğer avukatlar ona yardım teklif etti. Onlar mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmak için hukuki destek sağlayacaklar. Rüstem Agatları için mücadele edecek dedi. Mahkeme Hüseyinov olandan yapıldı. Hüseyinov'un geçen yaz ev için tapu almaya çalıştığını ama başaramadığını anlatan Lyumanov, evi yıkma kararının alındığı mahkeme duruşması Hüseyinov olmadan yapıldı. O söz konusu karara itiraz etti ama temiz mahkemesinin kararını beklemeden yönetim evi yıkmaya karar verdi ifadelerini kullandı. Para toplama kampanyası başladı. Hüseyinov'un şu an hastanede bulunduğunu ve durumun stabil olduğunu belirten Lyumanov, bu insana saygı duyuyorum. Baskılara uğrayan Kırım Tatarlarına destek vermek için her zaman mahkemelere geldi. Rüstem Hüseyinov tek başına yaşıyor. Şu an ona yardım etmek için para toplama kampanyası başlattık dedi. İşgalciler Kırım Tatar aktivistinin evini yıktı. Kırım'ın Sudak bölgesinde işgalci güçler 24 Kasım 2021'de Kırım Tatar Milli Hareketi emektarı Rüstem Hüseyinov'un evini yıkmaya başladı. Yıkım kararı evin bulunduğu toprağın belediyeye ait olduğu gerekçesiyle sözde Sudak Şehir Mahkemesi tarafından alınmıştı. Ancak işgalciler temiz mahkemesinin kararını beklemeden yıkım çalışmaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna sınırında hareketlilik yorumu ve Kırım Türkleri vurgusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 15. zirvesi için gittiği Türkmenistan'dan dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, biz özellikle başta Kırım Türkleri ile ilgili alakalı yaklaşım olmak kaydıyla bölgede bir barışın egemen olmasına yanayız diye kaydetti. Türkmenistan'da dönüş yolunda bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna sınırlarındaki 100 bin Rus askerinin varlığını ve Kırım Tatarları meselesini de değerlendirdi. Rusya'nın Ukrayna sınırında son dönemde gerçekleştirmiş olduğu askeri hareketlilikle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barışın sağlanması arzu ettiklerini ifade etti. Başta Kırım Tatarları ile alakalı endişelerini dile getirdiğini söyleyen Erdoğan, sorunun çözümü için görüşmeye dahil olmak arzusunda bulunduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bizim tavrımız belli. Biz özellikle başta Kırım Türkleri ile alakalı yaklaşım olmak kaydıyla bölgede bir barışın egemen olmasından yanayız. Dost Rusya ile ve özellikle Sayın Putin ile bu tür konuları bu şekilde müteaddit defalar görüşüyoruz. Temennimiz odur ki bu bölge savaşın egemen olduğu bir bölge olmasın. Bu bölge barışın hakim olduğu bir bölge olarak geleceği yürüsün. Bu konudaki tavrın olumlu istikamette gelişmesi arzumuzdur. Bununla ilgili arabuluculuk yolu, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur. Gerek Ukrayna ile gerek Sayın Putin ile bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz diye belirtti. Kırım'da vatandaşlar Rus işgalcilerce alıkonulanların para cezalarını ödemek için maratona başlattı. Rus işgalcilerce alıkonulanların para cezalarını ödemek amacıyla
Kırım'da vatandaşlar birlik ve beraberlik cezalarından daha değerli girişimini hayata geçirdi. Kırım'da vatandaşlar Rus işgalciler tarafından alıkonulanların para cezasını ödemek için bir maraton başlattı. Kırımlı vatandaşların kayıtsız kalmadığı maraton çerçevesinde toplanan fonlar idari suçlamalarla alıkonulan aktivistlerin para cezalarını ödemesi için kullanılacak. Birlik ve beraberlik cezalarından daha değerli girişimi Kırım'ın farklı bölgelerinde insanlar tarafından destekleniyor. Madeni paralarla fotoğraf çekiliyorlar. Bu fotoğrafları sosyal ağlarda kişisel hesaplarında yayınlıyorlar ve Kırım dayanışmasına gönderiyorlar. Kırım Maratonu bir kere daha gündemde. Hatırlanacağı üzere Kırım Maratonu 2017 yazında Kırım dayanışması girişimiyle Kırım'da başlayan bir sivil toplum girişimiydi. Rus güvenlik güçleri eylemciler tarafından yeni bir baskı türü kullanarak alıkonulan vatandaşların geri iadesi için mitingler organize eden insanlara karşı idari davalar uygulamaya başlamışlardı. Kırım Maratonu bu para cezalarına karşı Kırım'da başladı. Ancak adı hızla daha sembolik hale geldi. Çünkü dünyanın farklı ülkelerinde Kırım Tatarları maratonu destekledi ve sahip çıktı. Ukrayna dışında Türkiye'den, Almanya'dan, Polonya'dan, Belarus'tan, Rusya'dan, Azerbaycan'dan ve hatta Libya'dan insanlar siyasi nedenlerle zulme uğrayanları korumak için eyleme katıldılar. Maratonun ilk aşamasında Biryalov kardeşler için verilen para cezaları olmak üzere eylemcilere karşı idari tavalarda verilen para cezalarını kapsayan 800 binden rubleyi aşan bir meblağ toplandı. Kırım Maratonu'nun ikinci aşaması böyle başlamıştı. Kırım Maratonu'nun ikinci aşaması tek kişilik eylemlere katılanların para cezasını ödemek için Ocak 2018'de başladı. 80'den fazla kişi izinsiz bir mitinge katılmaktan suçlu bulunduğunda etnik ve dini gerekçelerle yapılan baskıları protesto etmek amacıyla her biri 10 ile 15 bin rubbe arasında para cezası aldı. İkinci maraton daha da etkileyici sonuçlar gösterdi. 23-29 Ocak 2018 tarihleri arasında Kıyıv ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinde Kırım Maratonu'nu destekleyen eylemler düzenlendi. Eylem kapsamında para cezasına çarptırılan Kırım eylemcilerine Ukraynalılar, Kırım Tatarları ve tüm ilgililer destek verdi. Kısa sürede toplanan miktar 2 milyon rubleyi aştı. Bu miktar tüm cezaları karşılamaya yetiyordu. Kırım Maratonu'nun 3. aşaması 29 Temmuz 2019'da 10-11 Temmuz Moskova olayları ve Kırım Tatarlarının Kırım'daki Moskova mahkemelerinde toplu yargılamasına yanıt olarak Kırım Maratonu'nun 3. aşaması başladı. Moskova'da 10 Temmuz 2019'da 40 yaşlı Kırım Tatar aktivistinin 7'si haklarının cezai kavuşturmasına karşı plakatlarla kızıl meydana çıktıkları için gözaltına alınmışlardı. Eylemcilerin ellerinde Kırım'da terörle mücadele muhafifler mücadeledir. Çocuklarımız terörist değil ve dini baskıyı durdurun yazılı plakatlar vardı. Maratonun 3. aşaması burada idari para cezaları verilen yaşlı Kırım Tatarlar için başlatıldı. Kırım ve Kırım'la ilgili değerlendirdiğimiz haberleri sizlere sunduk. Önümüzdeki hafta yeni ve güncel gelişmelerle görüşmek üzere. Ben Aybek. İyi akşamlar.